Eğitimiyle ilgili çok soru var ama Asuman Hanım'ın sorusunu da iletmiş olayım. 3,5 yaş, 9 ay tuvalete alıştırmak istemiş, başarılı olamamış. Hala tuvaletin geldiğini... Aman aman aman. 9 ay çok uzun bir süre, çocuğu deli eder yani, olur mu öyle ara şey? Ara vermek gerekir mi? Tabii kesinlikle. Hala söylemiyor ve altına kaçırıyormuş. Tabii tabii, tamam. Hemen şu anda durdurması gerekiyor. Çocuk bir rahatlasın, bir süre rahatlasın. Ve doğru şekliyle nasıl tuvalet alışkanlığı kazandırılır, ona bakması lazım. Meryem Hanım, 4 yaşında oğlu var. Aynı zamanda üniversitede okuyor. Kardeş için geç kalmak istemiyormuş. Okulu bırakayım mı diye soruyor. Şöyle, biz kardeş sahibi olmanın yaşını şöyle düşünüyoruz. Sağlıklı bir eğer kardeş süreci takip etmek istiyorsa anne babalar. Çocuk kendi jenerasyonundan bir kardeşi, alt ya da üst jenerasyondan da bir küçüğü ya da bir büyüğü olmasını tavsiye ediyoruz. Çocuklarda jenerasyon 5 yaştır. Kendi jenerasyonundan bir kardeşi, o da 4 yaş en ideal yaş. 6 yaşa geçerse kendi jenerasyonundan bir kardeşi olmamış olacak. 5 yaş maksimum. 5 yaştan önce mutlaka çocuk kardeşi olması lazım. Ama yaş aralığı 3'ten de küçük olmaması lazım. 3 ile 4 yaş en ideal yaş kardeş Peki, sahibi olmak için. Okulu bırakıp bırakmamaya kendisi karar versin bu kriterden sonra. Evet. 3,5 yaşındaki kızımın 8 aylık kardeşi var. Arkadaşı yok. Hırçın. Kreşe göndermek uygun olur mu demiş. Şöyle, Ramazan Bey. Şöyle, hani çocuk hırçın diye kreşe gönderilmez yani. Çocuk evde huzursuz diye kreşe gönderilmez. Konuşmuyor diye gönderilir mi hocam? Konuşmuyor diye de gönderilmez. Yani oradaki problem belki bağ kuramamaktan kaynaklanıyor. Başka İletişim bir şeyden... problemidir değil mi? Tabii. Normalde çocuk anneyle konuşuyor olması lazım. Ya da babayla konuşmasını beklemek lazım. Hırçınlıktan dolayı değil de belki hırçınlığın sebebi nedir, ona bir bakmak lazım. Eğer hırçınlığın sebebi, yine söyleyeyim, anneyle bütünleşememişse, reddedici, anne yorgunsa, mutsuzsa, enerjisi yoksa, annenin çocuğa yetemediğini düşünüyorsa, of bıktım diye çocuğu reddediyorsa, böylesi çocuk hırçın olur. Aslında nedir? Anneyle bağ kuramadığı için hırçın. Şimdi siz bu çocuğu ne yapıyorsunuz? Bağ kuramamışlıktan hırçınlaşan çocuğu anneden daha da uzaklaştırıyorsunuz. Çok yanlış bir şey oluyor. Peki. Neşe Hanım, 5,5 aylık doğmuş oğlu. 4 yaşında şu an. Çok asabi, sinirli. Doktorlar aldığı ilaçlardan kaynaklanıyor demişler. Etkisi hala sürer mi ilaçların diye sormuş. Yani tabii eğer bir hekimle görüşmüşler ve öylesi bir tavsiye almışlarsa ona uymak lazım olabilir. 4 yaşında bir oğlu var Feyza Hanım'ın. Çok korkmaya başladı. Ne yapmam lazım? Kendi odasında yatmayı terk etmiş. Nasıl alıştıracağım tekrar diyor. Ben buna benzer bir soru yöneltmiştim aslında. Şöyle Serhat Bey, burayı da belki birazcık daha ayrıntılandırmakta fayda var. Çocuğun anneyle bağlanma ve ayrılma sürecini anneler iyi bilmesi lazım. Çocuk 2 yıl anneyle birlikte bir bağlanma süreci yaşarlar. Anne yatağında olması lazım çocuk. Anneyle yan yana, dip dibe, ten tene olması lazım. Anne kucağını istediği her sırada annenin kucağına çıkması lazım. Annenin yanından hemen hemen hiç ayrılmaması lazım çocuğun. Bu bir iki daha yıl. Özür dilerim, kaçırdım. Ne zaman hocam? İlk 2 yıl. İlk 2 yıl. İlk 2 yıl. Çocuk ile anne yan yana yattıklarında ve o bağlanmışlıklarını sürdürebildikleri kadar 2 yıldan sonra çocuklarda enteresan bir davranış gözlemliyoruz. Anneyi terk ediyor. Git, istemiyorum seni diye. Asansöre binecek, ben basacağım diyor. Merdivenlerden inecek, ben kucağıma istemiyorum diyor. Kucağını istemiyorum diyor. 2 yaştan sonra da ayrılma süreci başlıyor Serhat Bey. O da 2 yıl sürüyor. Toplam 2 yıl bağlanma, 2 yılda ayrılma süreci işliyor. Şimdi eğer çocuk anneden erken ayrılmışsa, yani 6 aylıkken anne yatağından, hatta anne odasından ayrılmışsa, biz bu çocuklarda ne davranış görüyoruz? 6 yaşında, 5 yaşında, 4 yaşında tekrar anne yatağına. Çünkü bir yoksunluk yaşadı, onu tamamlamak üzere anne yatağına geri döndüklerini görüyoruz. Eğer böylesi bir şey varsa çocuğun odasına, 4 yaş olduğu için bunu söylüyorum, çocuğun odasına anne giderek kendisini çocuğuna vermesi, duygusal olarak destek olması lazım ki o yetersizlikten dolayı geliyor olabilir. Peki. 2,5 yaşında oğlum var. Günde 2 saat çizgi film izliyor diyor. Sormamış, kabul ediyor. Yani 4 yaştan önce çocuğun gelişimine engel oluyor televizyon. Yani bütün yapılan çalışmalar, hiçbir istisnasız bütün bilimsel çalışmalar 4 yaşından önce televizyon izleyen çocukların birçok alanda geriliklerini tespit etmiş durumda. Bunun hiç şeyi yok yani. Evet. 13 yaşındaki erkek çocuğu her şeyden, herkesten şikayetçi.
Normal mi bu yaş grubunda diyor memnuniyetsizlik? Yani çok normal diyemeyiz ama ergen davranışı, genellikle ergen davranışı. 16 aylık çocuğun istediği olmadığında elindekini atması, kafasını bir yerlere vurması normal midir? Nedeni nedir? Engellenen çocuk kendisini yere atar, vurur. Biraz önce söylediğim gibi çocuk engellenmemesi lazım. Evin içi çocuk dostu bir şekle çevrilmesi lazım. Çocuğun zarar göreceği eşyalar evden kaldırılması lazım. Ona göre çocuk her istediğine erişmesi lazım ki güçlü bir güven duygusuna sahip olsun çocuk. Peki. 7 yaşındaki çocukta konuşma aksaması yaşanıyormuş. Normal değil, beklemiyoruz yani 7 yaşında bir çocukta. 3-4 yaşlarında bekliyoruz konuşmayla ilgili problemleri. Danışması gerekir mi? Evet, gitmesinde fayda var. Oğlu tuvaletini yapınca altını açtırmak istemiyormuş. Nasıl çözebilirim diye sormuş izleyicimiz ama yaş ya da yaş ay lazım, belirtmemiş. Yaş lazım. Önemliydi yani, o. Evet. Bir başka izleyicimiz tuvalet eğitimine başlamıştık. 4 ay geçti olmadı. Geri döndük. Sakıncalı mıdır? 19 aylıkken başlamıştık. Erken, bu gidip gitgeller olabilir değil mi hocam tuvalet eğitiminde? Şöyle normalde biz ne kadar bir süre bekliyoruz? Israrcı olmak yanlış diye düşünüyorum. Yaklaşık 2 haftada çocuk normalde tuvalet alışkanlığını kazanması lazım. Eğer 2 haftada kazanamıyorsa hadi bunu 4 haftaya uzatalım. Maksimum 6 hafta ama 4 ay çocuk işkence çekmiş yani. 19 ay çok erken olabilir yani çocuk için. Biraz 2,5 yaşına kadar uzatılabilir yani tuvalet alışkanlığını başlatmak için. Ebru Hanım 6 yaşındaki kızı okuldan kalemleri izinsiz alıp geliyormuş. Ne yapabilirim diyor. Genellikle yapıyorlar çocuklar böyle. Konuşmak lazım yani. Hani bu belki başkasının kalemi olduğundan bahsetmek lazım. O kalemini yerinde bulamadığın zaman üzülebileceğinden bahsetmek lazım. Empati kurdurarak kendi kaleminin kaybolması durumundan bahsetmek lazım. Belki de öğretmen arayabilir bu kalemi. İstersen yarın yerine koy. Suçlandırmamak lazım. Yine mi getirdin başkasının kalemini? Gel bakayım üstünü bir arayayım sende mi var? Çok ayıp bir davranış bu. Ezgi Hanım 16 aylık kızına yemeği sadece çizgi film izlerken yedirebiliyormuş. Tavsiyelerinize ihtiyacı var. Eğer böyle bir şey yaparsa çocuktaki damak tadını kaçırmış olur. Çocuk aslında şunu yapıyorsunuz siz. Dalgınlık halinde böylece dalmış olan çocuğun ağzından içeriye bir şeyler atıyorsunuz. Çocuk damak tadını geliştirmeden gidiyor. Bu çocuk bir süre sonra ağzını iyice kapatır. Dolayısıyla yanlış bir şey. Acıkmasını bekleyerek çocuğun. Birazcık da damak tadını bulmaya çalışarak annenin bunu yapmasında fayda var. Sınıfında öğretmeni memnun, arkadaşlarının kavga etmesi ve tartışmalarını bile önlüyormuş. O deminki izleyicimiz hani bir lider olma havası, bir hakimiyet. Hani siz yılışıklık, şımarıklık örneğini verdiniz ya. Daha ziyade aşırı özgüvenden kaynaklanan bir durum. Hani bunun bir mahsuru var mıdır diye soruyor. Yani aşırı özgüven gibi gelmedi şu anda bana. Ben biraz önce şımarıklık mı diye şey yapıyorum. Yani öğretmeni tarafından seviliyorsa, sınıfın içerisinde de o liderlik şeyini sergiliyorsa bu aşırı özgüvenlik değil. Çocuğun mizacı bu olabilir. Yani bir lider çocuktur belki de yani. Bunlara rahatsız olmamak lazım. Yani. Rahatsız olmamak lazım. Evet. Yani. Belki çocuğa rehberlik yapmak lazım. Hey onun biraz galiba canını yakmış olabilir bu davranış. İstersen onu yapma diyerek. Aşılar hakkında bir soru var hocam. Genel olarak bazı uzmanlar son zamanlarda karşılar aşılara. Sizin düşünceniz nedir? Yani direkt belki ilgi alanınıza girmiyor evet, ama. Evet bu biraz hekimliği ilgilendiren bir konu ama ben pedagojik olarak baktığım zaman yani o bir bilim çerçevesi içerisinde baktığım zaman bu aşılar ince hassas deneylerden, testlerden ve yüzlerce uygulanmışlıklardan geçtikten sonra kullanıldığı için doğal yaşamı arzu eden birçok kişi aşı yaptırmıyor ama ben o kadar katı olmayacağını düşünüyorum. Altını açtırmayan çocuk 29 aylıkmış hocam. Evet yani eğer çok müdahale edildiyse çocuğa yani biraz önce mahremiyetle alakalı soru da birazcık ona şey. Çocuk anne baba tarafından hırçın müdahale edilmişse çocuklar kendini savunmaya alabilirler. Çocuğu pat diye yere yatırıyor, pat diye altını değiştirmeye çalışıyor. Böylesi çocuk bundan rahatsız olunca hemen kendisini kapatabilir yani. Peki. 7 yaşındaki oğlumda okulda konsantre sorunu var. Öğretmenleri zeki olduğunu fakat bu durumu düzeltmemiz gerektiğini söylüyor. Ne yapmalıyız demiş. Şimdi duygusal yetersiz olan çocuklarda genellikle biz dikkat dağınıklığını görüyoruz. Yani zihinsel dağınıklık, bir yere odaklanamamak çok defa duygusal yetersizliğin bir neticesi olduğunu görüyoruz. Yine uzmana danışmakta fayda var mı? Fayda var, evet fayda peki. Var. Pedagog eşliğinde bunu çözebilirsiniz Selin Hanım. Onu iletmiş olalım. Kızıma aile resmi çizdirdim. Babamı kızgın çiziyoruz. Anne ağlıyor diyerek çizdi. Babam bize hep kızıyor.
etkilenir mi çocuk diye bir soru yöneltmiş izleyicimiz. Nasıl anlayamadım. Yani resim aileyi tasvir edecek bir resim çizdirmişler. Babayı kızgın çizmiş. Anne de hep ağlıyor. Baba da bundan etkilenmiş galiba. Yani o anlık bir şeydir herhalde değil mi hocam? Yani bu biz bütün aslında, halini değerlendirmek gerekir mi çocuğun davranış? Şöyle söyleyeyim. Hani çocuk çizgileri bizim için bir anlam ifade ediyor ama rüya gibi bu. Rüyalar gibi. Hani siz bana şimdi bir rüya anlatmış olsanız ben şimdi burada tasvirler yaparım falan ama bu ne kadar doğrudur? O kısmı tartışılır. Resim analizi bir bütün halinde olmadıktan sonra çocuğun kişiliği, annesi, yaşam öyküsünü bilmedikten sonra bir resim üzerinden bir şey anne ağlarken yapmış işte bu çok kötü bir durum öyle yanlış olabilir. Anlık bir durum. 9 yaşındaki oğlum ödevlerini yapmaktan imtina ediyor, sıkıldığını söylüyor. Bildiği şeyleri yapmaktan dahi hoşlanmıyor. Ne yapmalıyım? Genellikle öğretmeniyle bağ olamayan çocuklar, öğretmenini sevmeyen çocuklar ödevlerini yapmıyorlar. Çok pratik bir şey. Eğer öğretmeni seviyorsa bir çocuk, öğretmeniyle bir bağ kurmuşsa genellikle o çocukların öğretmen coşkusuyla ödevlerini yaptığını görüyoruz. Aslında burada birazcık öğretmenle kurdukları bağa dikkat edebilirler. Yani. Fazlaca kurallara uyan bir oğlu var Elif Hanım'ın. 5 yaşında. Her kurala uyma eğiliminde olmak normal mi? Normal değil. İşte o bir kaygının neticesi olabilir. Edilgen bir kişiliğe dönüşmüş kızılacak olabilir. Kızılacak mı? Tabii kızılacak mı? Sosyal ben algısı diyoruz biz buna. Hani kendisini dışarıda gözlemleyip hata yapmaktan endişe eden çocuklar genellikle aşırı kuralcı oluyorlar. Kurallara uymayan da hatta şikayet ediyor, rahatsız oluyorlar. Acaba kaygı mı yoğunlaşmış? Ona bakmak lazım burada. Evet, bir soru var. Soralım ki garip kaçabilir ama 4,5 yaşında erkek çocuğu fark ettirmeden babasının mahrem yerleriyle temasta ve oraya odaklanmış. Bunda bir problem olacağını düşünmüyorum. Yani bu yaş cinsel gelişimi açısından çok bir anlam ifade etmiyor. Çocuk hasbelkader bir takım şeylerle karşılaşınca merak duygusuyla yönelmiş olabilir yani. Çok öyle abartacak bir durum değil. Biraz mahremiyete dikkat etmek lazım evde. Peki. 6 yaşındaki kızım okulda drama dersini ve hocasını seviyor fakat herkese gülüyorlar. Herkes gülüyormuş. Bana gülmelerini istemiyorum diyor ve rol almak istemiyor. Çok doğru yapıyor. Öğretmen orayı iyi idare etmiş. Sorun mudur demiş. Yok aslında hani bir hassas bir kız çocuğu kendisine kim ister ki? Yani şu anda içinde bulunduğumuz stüdyoda bile birileri şu anda benim konuşmama gülse ben de konuşmayı keserim yani. 19 aylık kızı var izleyicimizin. Son 3 haftadır akşamları uykusu halde olduğu halde uyuyamıyor. 1 saat sürüyor uyumak. Sonradan olmuş. Daha önce böyle bir şey yoktu. Bir sorun mudur demiş. Akşam uykusu olduğu halde uyuyamıyorsa bir sorun evet. Bir sorun. Gündüz uykusunu belki acaba çok mu fazla alıyor da gece uykusunu uyuyamıyor ya da korkuyor olabilir. Serhat Bey ince bir ayrıntıdan bahsedeyim. Yine kitabın içerisinde var ama enteresan bir çocuk fıtratından, çocukluk durumundan bahsedeyim. Bazı çocuklar uyumaya korkarlar, yaşamı terk etmeye korkuyorlar. Onun için uykuya direnirler. Uyumak istemezler çünkü uyku hali onları korkutur. Kendini bırakma hali onları korkutur. Yetişkinlerde de olur ya bazen. Yetişkinlerde de olur. Aşırı kaygıdan dolayı olabilir ama çocuklarda çok anksiyete durumları evet, vesaire. Evet. Peki ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz. 14 yaşında oğlu. Çok sinirli. Cep telefonu, bilgisayar ya da televizyon söz konusu olduğunda bir problem yok. Ders ya da başka konu olunca kızıyor. Mesela anne ve babasıyla istemediği bir konu olursa tartışmaktan ya da hakaret etmekten çekinmiyormuş. Fiziki olarak ses tonu çok kalınlaştı. Annesi ve ben çok zaman tartıştık. Evlilik tehlikeye girmiş. Eşi çok umutsuz. Üzgünlük durumu söz konusu. Ergenlik dönemi deyip geçmek mi lazım? Acil yardım diyor. Yo. Ergenlik döneminde evet bir takım hani o duygusal çalkantılara rastlıyoruz ama anne babaya hakaret ediyor olması ergenlik problemi olarak değerlendirilemez. Burada yine bir kopma hali, aidiyet yoksunluğu halinden bahsedebiliriz belki. Bir uzmanla görüşmelerini mutlaka tavsiye ederim. Bir bağlanma terapisi uygulanması lazım yani. 1,5 yaşındaki kızım çok hareketli diyor. Sürekli dolaşıyor, hiç sabit durmayı sevmiyormuş. Bir hiperaktivite belirtisi midir? Yok. Onlar severler koşmayı. 1,5 yaşındaki çocuklar hareket etmeyi severler. İlk defa yürümeye başladıklarından dolayı. Hiç öyle düşünmesinler. 27 aylık ikizler, kız. Yatarken annesine temas etmeden uyuyamıyorlarmış. Evet. Biri yüzüne, diğeri ayağına, eline tutarak uyumak istiyormuş. Anneden ayrılma sürecini
bu şekilde gerçekleştirebilir miyiz diyor. Gerçekleştirebilir. Daha biraz daha var galiba. Yok yok, 24 aydan sonra biraz önce söyledim. 2 yaştan sonra ayrılmalar başlıyor ama ikiz olduğundan dolayı muhtemelen anne ikisine yetememiş olabilir. Çocukların aslında anneyle temas etmesi, yatarken bazı çocuklar anne kulak memesini tutar, bazıları burnuyla oynar, bazıları tırnağıyla oynar. Aslında güven, uyumak ister. Güven almaya çalışıyor. O dokunmalar çocuğu rahatlatan bir eylem aslında. Çocuğun o eylemi yapması, devam etmesi, onun duygusal olarak güçlenmesi anlamına geliyor. Anne kendisini bıraksın, çocukları öylece temas etsin. 6-7 yaş korkularından bahsettiniz hocam ama 10 yaşındaymış mesela, 3 safhada diyor korkuları. Korkuların yaşı var mı hocam? Bazen ergenlik döneminde dahi çocukluk döneminde olmayan korkularla çocuk yüzleşebiliyor, karşılaşabiliyor. Yani bu bir geçmişin boşaltımı olabiliyor çocuklarda. Geçmişteki olumsuz hatıraların daha sonraki boşaltım zamanına denk gelmiş olabilir birincisi. Travmatik bir durum yaşamış olabilir. Mutlaka hatıralarıyla ilgili bir şeyler sorulması lazım. Yani son dönemde yaşadığı olumsuz şeyler. Korkulu bir film seyretmiş olabilir, ondan dolayı olabilir ama 10 yaş civarındaki çocuğun böylesi bir şeyini beklemememiz lazım yani. İlginç bir soru daha var hocam. Birinci sınıfa yeni başlayan bir erkek çocuk, yüksek bir çocuk okulu arkadaşlarını bebek gibi buluyor. Hı hı. Kendini daha üstün görüyor. Dersleri uzun, teneffüsleri kısa buluyormuş. Öğretmenin onlara robot gibi baktığını düşünüyormuş. Çok gürültülü bir ortam. Ben burayı sevmedim diyormuş. Aynen öyle. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum çok defa. Burada birinci sınıf çocukları şimdi 5 yaşından itibaren başlıyorlar. 6 yaşından itibaren başlıyorlar. Burada öğretmenin tutumu çok önemli. Çocuk görüyor. Robotik bir öğretmeni de görüyor. Hey, bağ kurucu bir öğretmeni de görüyor. Öğretmen tutumu çok önemli burada ve buradaki çocuğun sözlerinin her birisine ben katılırım. Gürültücü bir ortam, dersler uzun, teneffüsler kısa. Evet, doğru söylüyor. 18 aylık bir bebeğin alfabenin 20 harfini ve geometrik şekilleri bilmesi normal midir? Normal değildir, o anormal. Yani üstün zeka belirtisi. Evet, üstün zeka belirtisi. Ne mutlu efendim size. Evet. İşiniz zor ama biraz. Evet, onu evet. Söylemekte yani, de fayda var. Evet, zor bir durum. Genel yine bir şey hocam. 2 dakikam kaldı ama zannediyorum 50 tane soru var. Üzgünüm yani süreyi 5-10 dakika hatta 15 dakika uzatmış vaziyetteyim, o haldeyiz. Anne ile baba iletişimi bazen işte kreş durumu, anneler çalışıyor. Çocuk anneannede, babaannede kalıyor. Hafta sonu tam anlamıyla vakit geçirilebiliyor. Bunda bir mahsur söz konusu mudur? Yine bir izleyici sorusundan hareketle genele yayalım. Doğum yapılıyor. Çocukla bir müddet vakit geçirildikten sonra çalışan anne için işe başlanma dönemi soruluyor. Şöyle, eğer annenin imkanı varsa aslında çocukla o bağlanma dönemini atlattıktan sonra mesela Avrupa'da 3 yaşa kadar izin veriliyor. Anneyle çocuğun o bağlanması ve ayrılması sürecini idare etsin diye 3 yaşa kadar izin veriyor. Ama ülkemizde maalesef öyle değil. 6 ay sonra çocuk olunca anneyi tekrar işe davet ediyorlar. Böylesi bir durumda anne çocuğun bağlanabileceği anne yerine geçen bir figür oluşturması lazım. Çocuk anne yerine bir başkasına da bağlanmış olsa aslında duygusal gelişimini tamamlar Serhat Bey. Hı hı. Yani ama şöyle değil. Bir anneanne var. Bazen de babaanne geliyor, o bakıyor. Bir de bakıcı var, bakıcı oluyor. O zaman çoklu bağlanma sendromuna düştüğünü görüyor çocuğun. Yani şu anlama geliyor. Çocuk herkesle bağlanmaya çalışırken hiçbirisiyle bağlanmıyor. Hayır, çalışmaya başlıyorsa bir anne bağlanacağı bir kişi oluşturması lazım. Bu bakıcı da olabilir ama tek bir kişi olacak. Ya anneanne olacak, ya babaanne olacak, ya bakıcı olacak. Kreşi özellikle hiç tavsiye etmiyoruz biz bu dönemde. Çünkü çocuk kreşte çok kişinin bağlandığı bir öğretmene bağlanamaz yani. Peki, iki soruyu üst üste soracağım hocam. Bitiriyorum. 5 yaşında erkek çocuk arkadaşları hem cinsleriyle oynamaktan çekiniyor, onları yaramaz buluyor. Hep kızlarla oynuyor. Evet, çok sık görüyoruz bunu. Bunda anormal bir durum yok. Kız çocukları sakin oynadığı için bazı çocuklar fıtratları, mizaçları gereği
sükunet halindeler. Onlar erkek davranışlarını, daha doğrusu erkek çocukların hızlı davranışlarını beğenmiyorlar. Kız çocuklarla oynuyorlar. Bunda çok bir mahsur yok. Emzirme dönemi ne zaman sona ermeli? İlk 6 ayı zaten öneriyor hekimler. Ama 27 aylık bir bebeğe nasıl bıraktırılabilir? Müptelası olmuş gibi gözüküyor bu. Bazıları bir dönemden sonra onu keyfi kullanıyor çünkü. Kız ve erkek ayrımı var mı hocam? Bir yok, de onu sorayım. Yok, yok. Geleneksel ifadeler yok, vardır yok, yani. Yok, hayır. Şöyle, ben bir hekim değilim. Ben bir pedagogum. Hı hı. Anne sütüne de şöyle bakıyorum. Çocuğun anneyi emmesine de şöyle bakıyorum. Çocuk anneden aslında süt emmiyor. Güvenemiyor. Hı hı. Ve bu 24 ayı eğer anneyle temas ederek gerçekleştirebilirse o zaman güven duygusunun güçlü bir şekilde oluştuğunu görüyoruz. Yine kitabın içerisinde var. Uzun uzun anlatmayacağım ama şöyle, kademeli olarak sütten bırakmak lazım. O da ne demek? Şu demek. Çocuk 24 aya yaklaşırken veda emişlerini gerçekleştirir Serhat Bey. Hı hı. 23-24 aylık olduğunda emişleri artar. Aslında bu son emişleridir. Sonraki dönemi şöyle yapmak lazım. Her saat başı emmeye başladıysa çocuk 24 aya kadar geldiğinde ya da her yarım saate düştüyse aradaki bir taneyi çıkartarak arayı yavaşça bir hafta açmak. Sonraki hafta aradaki bir tane daha çıkartıp arayı yavaşça açmak lazım. Daha sonra gece emmelerini bıraktırmak lazım. En son yatarken ve sabah uyandığında iki emme kalması lazım. En son bir tanesi sabah uyandığında ve ondan sonra da gece yatarken emmeyi bıraktırmak lazım. Tiksindirerek bıraktırmak çocuğu. Et diyerek bıraktırmak. Et diye bıraktırmak. Ya da anne 3 gün ayrı kalayım da daha kolay bıraktırsın. Bunlar çok ilkel yöntemler. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Bir program daha yapmamız icap ediyor. Çünkü çokça soru var gecenin bu saatinde olmasına rağmen. Bir kısmını belki sizi de mentionlamış izleyicilerimiz aracılığıyla, siz zaten sosyal medyada ilgileniyorsunuz danışanlarınızla, cevaplayabilirsiniz. Ama çoğunu maalesef yanıtlayamadım, soramadım hocama. Hem mail üzerinden hem Twitter üzerinden gelenleri. Özür diliyorum. Her soruya anlık ileterek cevap bulma imkanı sağladım ama bir yandan da yenileri geliyor. Süre de bitti. Çok sağ olun hocam katıldığınız için. Çok keyifli bir programdı Serhat Bey. Ben teşekkür ederim. Öyleydi. Orada geçen bir şey vardı. Keşke ona değinebilmiş olsaydık ama zaman yetmedi. Mahremiyet eğitimi denilen kısım var ya. Şu andaki konuştuklarımızın içerisinde belki de 3 kat 5 kat daha önemli olan ve anne babaların çok defa atladıkları bir eğitim. Hocam bir başka programda inşallah. Evet. Onun ışığında biraz da kitapla birlikte gittik ama kitap bir kılavuz, kabul ediyoruz. Ama tecrübelerinizden istifade etmek isteriz bir kez daha. Sağ olun. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Bugünü bitiriyoruz efendim. Günden kareleri de veremedik. Yeni günde saatler 23'ü gösterdiğinde Net Bakış'ta yeniden birlikte olmayı umuyoruz. İyi istirahatler, iyi geceler.